Peki bu arada yemeği ne yaptınız? Yemeğimiz fırına girmek için hazırlanıyor. Hadi bakalım. Ay dur ya, beni de böyle duygusal bir hale getiriyorsunuz. Şimdi soru için hazır mısınız? Tamam, silkindik, kendimize geldik. Soru şu. Şimdi beylerin pek çok şeyinden şikayetçi olabiliriz ama en büyük sıkıntı herhalde biraz dağınık olmaları. Ne oldu? Der yandan yandan Yerden böyle gidiyor şey oldu. yalnız. Şimdi eşiniz eve geldi. Mesela çorabını çıkardı. Çorabını nereye çıkardı? Ben söyleyeyim isterseniz. Bir dakika dur, en son sen söyle dur. Ne Ben oldu Tuba? söyleyeyim. Söyle bakayım. Hakan gelir, oturur, çorabını ters çıkarır. Bak, bir de. Onu şöyle televizyonun önüne doğru bir atar. Ondan sonra ben şöyle bir bakış atarım ona. Hayırdır onu, niye orada diye. Ha. Sonra onu alır, kirli sepetinin üstüne koyar. İçine de değil ama kapağın üstüne koyuyor. Ha, kaldırıp da koymuyor. Kaldırıp koymuyor. Diyorum ki buraya kadar getiriyorsun, bari içine atsaydın diyorum. Niye Ha. üstünde bırakıyorsun? Ama diyor onu da sen, söylemen gerekiyor diyor. Sen söyleyince ben hoşuma gidiyor diyor. Eşimin geldikten sonra benim de ilgilenmesini beklediğim için hani oraya attığım zaman şey yapıyor, laf söylüyor. O da benim hoşuma gidiyor. Sonra diyor ki Hoşuna kalk götür gidiyormuş. diyor. Bir yorgunlukla alıyorum onu, kirli sepetinin üzerine bırakıyorum. Açıp atmıyorum içine. Beni sinir Sonra... etmek Ay çocuk gibi ya, ilgi bekliyor yani. Evet. Ama bunu çorabıyla yapıyor. Evet. Aynen. Çok Ve sinir etmek için enteresansınız ya. yapıyor beni, tam tersi. Tayfun, sıcak su kaynadı mı? Ha? Kaynadı mı? Bilmiyorum. Vanilya nerede? İşte orada. İki adet İkisi. Miydi, bir adet miydi? İki. Sinan keşke ikisini bir araya çıkarsa atsa. Birisi koltuğun arasında, bir diğeri başka bir tarafta. Yani bulman için detaylı temizlik yapman lazım. O derece. Ay, koltuğun arasında mı sıkıştırıyor? Burada koltuğun ya, arasında, diğeri için detaylı temizlik. Ben işten geldiğim zaman alır fırlatırım yani direkt. Hani ben hiç oraya çıkartayım, buraya çıkartayım değil. Eşim zaten evden çalıştığı için rahat olur. Evden çalıştığı için bulsun çorabımı. Yok, sonra kendisi toplattıracak. Ama temizlerken de zaten işten gelirim ben, bir saat sonra hemen ben yardım etmeye başlarım temizliğini. Sen bir saat sonra temizliğine yardım edeceksin, çoraplarını al git çorap Yerine sepetine koy. Kesinlikle. Onu yapamam yani, o alışkanlık olmuş. O bir önce bir keyif yapacak, ondan sonra moda girdikten sonra. Allah Allah. Sizde nasıl durum? Bizde direkt banyoya gidiyor bütün kıyafetler. Onlar yeni direkt. De ondan. Daha kaç yıl? Daha yeni yeni zaten. 3 senemiz oluyor daha. Daha oho. Dur da acaba 3 senede fena sayılmaz hala yapıyorsa eğer. Kesinlikle, bizimki direkt banyoya gidiyor bütün kıyafetler. Annesi yetiştirmiş. Çok güzel yetiştirmiş gerçekten. Yani böyle bir şey yok yani. O kadar eğitimliler, hani gerçekten saygıları, sevgileri. Yani kaynanama buradan ne diyeyim yani. Gerçekten böyle bir çocuk görmedim ben hayatımda. Vallahi öyle. Sizde nasıl Helal Elif durum? Vallahi bizde geliyor. Ha. Yatak odasına giriyor direkt. Orada ha. çıkarıyor. Böyle tek tek koyuyor. Diyor ki yarın yine girin ben, o kalsın orada. Diyor ki bulamıyorum, sen elleme diyor bir de çiftlerini. Sen şey yapma diyor. Çok kızınca götürüyor. Diyorum ki artık yani o kadar saat ayakkabının içinde Vallahi kalmış. Götürmüyorum. Sen niye aynı çorabı giyiyorsun? Hoşuma gidiyor. Nasıl hoşuna gidiyor? İkinciyi yani bulamıyorum evde, öyle bir yerler yok. Her birimin yeri değişiyor içeride. Nasıl ya? Çorabın yeri bellidir. Belli 65 metrekare şey o, odanın belli de. Şimdi kendisi oraya koyuyor ama. Ben genelde kısa çorap giyiyorum, o uzun çorap koyuyor. Ben de kısa çorabı hazır biliyorum ki bulamayacağım. Hazır koyuyorum, hani ikinci günde giyeyim diyorum, ne yapayım ya. O kadar dağınık ki tek tek de giyiyor çorapları. Yani mesela, biri değişik, biri değişik yani olsun giyerim giyiyor. Yani. Giyer yani. Çorap var mı? O kadar dağınık. Çorap var mı? Çorap var mı? Alakasız. Rengi o kadar önemli değil ki. Bakayım çoraplarına. Ya. Buraya neyse bugün bulmuş. Bunu sabah giy. Bunu sabah giy. İki günlük değil yani. Ya değil, yok, değil. Yok, hayır, hayır. İyi, rahat rahat yemeğe oturabiliriz. Evet. Tabii ki. Ben onu ama o şekilde. Yarın da şey var. Arkadaşlar, hiçbirinizin anlattığı bu kadar enteresan değil. Neden diyeceksiniz? Bak şimdi. Bak şimdi. Sizde çoraplar ne durumda? Bizde çoraplar genelde Tayfun. Ya bakın, ben birçok erkekten daha inceyim aslında. Peki o inceliği ben göstermek istiyorum. Nasıl? Olur mu? O inceliği Özlem'le biz bir şey yaptık, sana göstereceğiz şimdi. Bence de gösterelim, herkes görsün, bazen inkar ediyor. Yok artık. Bak şimdi evet. Erkekler çok ince olabiliyorlar. Nasıl mı dediniz? Buyurun izleyelim. Geldi. Şimdi hep birlikte bakıyoruz. Çoraplar, sizler de şahit olun, nereye çıkıyor? Ne yapıyorsun? Gördüğünüz üzere kapı ve arkası. Tayfun, niye kapının arkasına saklıyorsun? Biri koltuğun arasına sıkıştırır. Biri şey ne televizyonun önüne atar. Şimdi bizim birçok erkek, yani özellikle Türk erkekleri çorapları çıkartıp salonun ortasına atarlar. Benim birçok arkadaşım yapar bunu. Siz de birbirinize duyup ben mu yapıyorsunuz? Ben aslında salonun ortasına atmaktansa daha düzenli davranıp
Kapının arkasında saklıyorum. Bu mu daha düzenli davranmak? Ya hiç değilse onlara göre daha düzenliyim. Pek bu hareketim kabul görmese de aslında baktığınız zaman salonun ortasına atmaktan kapının arkasına saklamak daha da yani güzel olur. Yani şöyle diyor, ben işe gittikten sonra görsün, akşama da zaten sinirleri yatışıyor. Kibarcası bu. Allah'ım arkadaşlar lütfen siz bana yazın. Zahide Yetiş ATV sayfasına yazın, ben bakmak istiyorum. Sizin eşleriniz çoraplarını daha enteresan bir yere koyuyor mu, saklıyor mu? Vallahi okuyacağım hepsini, tamam mı? Çok merak ediyorum. Zahide Yetiş ATV sayfası. Son 10 dakika. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz, hadi mutfak bağ.